Tekrardan merhabalar Paraksilen Kimya izleyicileri. Alkenlerin 3. videosu, belki de son videosu, alkenlerin tepkimeleriyle beraberiz. Arkadaşlar, alkenlerin ilk ve en önemli tepkimesi katılma tepkimeleri. Katılma tepkimesi pi bağı üzerinden gerçekleşen bir tepkime, alkenin pi bağı var olduğu için gerçekleşen bir tepkime. Alkenin şöyle bir pi bağı var, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Şimdi pi bağı sigma bağından daha zayıf. Neden? Çünkü hibritleşmemiş yüksek enerjili p orbitalleri ile yapılıyor. Pi bağı hibritleşmemiş yüksek enerjili p orbitalleri ile yapıldığı için zayıf. Bunun kopması kolay ve biz bunu azıcık ısı vererek veya işte ışıkta veya katalizörle koparıyoruz. Kopardık. Bak, kırmızıyla yazdığım eski bağlar. Onları hiç bozmadım. Koptu değil mi? Koptu. Şimdi bu karbon kaç bağ yaptı? 3. Bu karbon kaç bağ yaptı? 3. Peki karbonun kaç bağ yapması lazım? 4. O zaman her karbonun birer boş bağı var mı? Var. İşte bu boş bağlara yeni madde ekleyebiliyoruz. Buna katılma tepkimesi diyoruz. Yani pi bağını açtın. Pi bağını açtığın zaman çift bağ karbonlarının birer eksik bağı oluştu. Bu eksik bağlara, her bir bağa yeni bir grup katabiliyorsun. Bu bağın adı katılma tepkimesi. Korkma. Katacağın şey sınırsız değil, sınırlı. 4 tür madde katabiliyoruz organik kimyada alkenlerde. Nedir? 1 hidrojen buna, 1 hidrojen buna katabiliyoruz. Bu durumda bileşiğe H2 katmış oluyorsun. 1 halojen buna, 1 halojen buna katabiliyoruz. Bu durumda bileşiğe X2 katmış oluyorsun. Flor, klor, brom, iyot. Yani birini buna, birini buna. Birine hidrojen, birine halojen bağlayabiliyorsun. Bu durumda HX katmış oluyorsun. HCl, HBr vesaire. Veya birine hidrojen, birine OH bağlıyorsun. Yani su katmış oluyorsun. İş çok basit. 4 temel madde katıyorsun. 4'ünde de mantığın aynı. Pi bağını sil. Çift bağ karbonlarına bak. Bileşiğin geri kalanı seni hiç ilgilendirmiyor. Çift bağ karbonlarına bak. Gerisine bakma. Pi bağını sil. Kattığın grubu ikiye böl. H2 mi kattın? Birini buna, birini buna. X2 mi kattın? Birini buna, birini buna. HX mi kattın? Bir buna, bir buna. Su mu kattın? Bir buna, bir buna. Bağla git. Anlaştık değil mi? Hadi H2 katalım. Kime katalım? Etilene katalım mı? CH2 artı hidrojen. Çift bağ sildin. Burası tekli bağ oldu. Bir hidrojeni buna bağladın. CH3. Bir hidrojeni buna bağladın. CH3. Etilen su katınca neye dönüştü? Etana. O zaman hidrojen katınca, özür dilerim, alkene hidrojen katınca ne oluyormuş? Alkan oluyor. En kolaylarından biri hidrojen katmak. Yani bileşik ne kadar uzun, çiftli bağ nerede nasıl olursa olsun, senin yapman gereken sadece çiftli bağı silip yerine her karbona birer hidrojen bağlamak. Bak, hemen rengini değiştiriyorum kolay olsun diye. CH3'ü olduğu gibi aldım. Şuna bir hidrojen bağladım. CH'tı, CH2 oldu. Çiftli bağ, tekli bağ yaptım. Bir hidrojen de buna bağladım. CH3, CH2, CH3. Alkana dönüştürdük. Okey. Şimdi X2 katalım o zaman. Hadi rengini değiştirelim. Ne olsun yine? Etilenle başlayalım mı? Artı ne katalım? Flor katalım. Çiftli bağ açtın. Burası tekli bağ. Bir flor buna, bir flor buna. Bu kadar basit. Hiçbir sıkıntı yok. Ne olsun bileşiğimiz? 2 büten olsun mu? Buna da brom katalım mı? Evet hocam, katın. Hiç yardımcı olmuyorsunuz. Yazdık. Çiftli bağ sildim. Bir brom buna, bir brom buna. Bu kadar basit. Dur. Brom ayraçtır. Bu tepkime de brom ayraçtır. Niye biliyor musun? Brom koyu kahverenklidir. Ve suya atılınca bromlu su da koyu kahverenkli olur. Ancak açığa çıkan bileşik renksizdir. Bu yüzden sen bir alkeni brom içeren bir çözeltiden geçirirsen, alken
çözeltideki bromu yok ettiği için bromlu suyun rengini giderir. Su renksiz hale gelir. Evet, bu konuyla ilgili de bir video buldum hemen. Hemen bakın. Alkan ve alken olan iki tüp. Şimdi bunlara bromlu su damlatacak sevgili kimyager arkadaşımız. Bakın, alkana bromlu su damlattığında alkanın bromlu suyla herhangi bir reaksiyonu olmadığı için bromlu su olduğu gibi alkanın içinde çözünüyor, kalıyor. Yani öyle koyu kahverengi kalıyor. Ama aynı bromu alkana değil, alkene damlattığımızda, hadi dostum John, hadi John diğer tarafa damlat. Teşekkür ederim John yardımların için. Çok teşekkür ederim. Bakın, brom yok oluyor. Niye? Çünkü alken bromu yapısına katıyor. Alken bromu yapısına kattığı için bromlu suyun rengini gidermiş oluyor. Mantığımız bu. Bromlu suyun rengini gideriyorsa bu bileşik alkendir. İleride yine bromlu suyun rengini gideren başka bileşiklerimiz de olacak. Ama şu an alkan ve alkenden alken bromlu suyun rengini gideriyor. Çünkü bromu yapısına katıyor diyoruz arkadaşlar. Bu da ikinci katılma reaksiyonumuzdur. Buraya kadar her şey yolundaydı. İkiye bölüp ikisine katıyorduk. Peki HX kattığımızda ne yapacağız? Hocam HX katalım. Ne olacak ki? Şu olacak. Şimdi buraya kadar kattığın gruplar simetrikti. Ama HX simetrik bir grup değil. Sen alkene HCl katmak istiyorsun. Acaba birinci tepkime hidrojen 2 numaralı karbona gelip çift bağ açtık ya. Klor 1 numaralı karbona mı gelecek? Yoksa ikinci tepkime hidrojen 1 numaralı karbona, klor 2 numaralı karbona mı gelecek? Yani şöyle şuraya CH2'ydi, CH3 oldu. Hidrojen, hidrojeni çok olan karbona mı gidecek? Biz zengini daha zengin, fakiri daha da fakir mi yapacağız? Yoksa hidrojeni az olan karbona götürüp iki karbonun hidrojenini eşitleyip tamamen eşitlikçi bir politika mı izleyeceğiz? Ne diyorsunuz? Evet, Türkiye'de yaşadığınızı düşünerek cevap verin. Evet, gayet bildiğiniz gibi zengini daha zengin, fakiri de daha fakir yapacağız. Eşitlik mi? O da ne? Sizi gidi. Ütopik düşünceli arkadaşlar. Arkadaşlar, buradaki kuralımızın adı Markovnikov. Markovnikov. Markovnikov kuralının sebebi ne yazık ki müfredattan kalktı. Burada hidrojeni çok olana veriyoruz ki hidrojen diğer arkadaşlarıyla birleşsin. Zengin daha da zengin olsun, fakir daha da fakir olsun. Hidrojeni çok olana, diğerlerini hidrojeni az olana veriyoruz. Yani burada CH3, CH, CL buraya geliyor. Çift bağ açtın, hidrojen de buraya geliyor. Arkadaşlar, bazı kitaplarda Markovnikov'un tersiyle ilgili yan ürün oluşabilir, diğerine de gidebilir hidrojen gibi sorular var. Milli eğitimde böyle bir şey kesinlikle yok. Milli eğitim lise seviyesinde yan ürün diye bütün her şeyi kaldırdı. Bizim için buradan tek ürün çıkıyor, Markovnikov ürünü. Markovnikov ürünü ne? Hidrojeni çok olana. Arkada birkaç sazan kalmış hocam. CH3'ün hidrojeni daha çok. Hidrojen niye ona gitmiyor diye bağırıyorlar. Duyuyorum ben burada. Tamam, sizi duydum. Duymamazlıktan gelmiştim. Konunun başında dedim ya, katılma tepkimesi sadece çift bağ karbonunu ilgilendirir. Çift bağ karbonu dışındaki karbonları ilgilendirmez. Çift bağ karbonu dışındakiler katılma tepkimesi vermez. Bu yüzden onların tepkimesi, onların hidrojeninin çok olması veya az olması bizi ilgilendirmiyor. Çift bağ karbonlarına bakıyorsun. Çift bağ karbonlarından hidrojeni çok olana hidrojen bağlıyorsun. Diğerine artık geriye ne kaldıysa. Mesela hemen bakalım. Hemen bakalım başka bir tane. Bisikdoalken yapalım. Hatta rengini değiştirelim. Çok kırmızı oldu burası. Şöyle şunu alalım. Ne olsun bileşiğimiz? Şurada metil olan bir metil siklobüten olsun. Buna siklopenten olsun, özür dilerim. HF bağlayalım. Bak, yapman gereken çift bağ karbonlarına bakmak. Gerisi seni ilgilendirmiyor. Buna ve buna bakacaksın. Hidrojenlerini sayacaksın. 1, 2, 3, 4 bağ yapmış. Hidrojeni yok. Şu karbon 1, 2, 3 bağ yapmış. Bunun bir hidrojeni var. O zaman hidrojen buraya gelecek. Flor diğerine.
Çift bağ açılacağı için bu sikloalkan türevine dönüştü. Burada CH3 vardı. Bir de flor geldi. Buraya da hidrojen geldi. Bu kadar. Hidrojen, hidrojeni çok olana. Diğeri hidrojeni az olana geldi. Anlaştık değil mi? Hadi devam. Bakın aynı şeyi alkenlere su katılmasında da yapıyoruz. Tamamen aynı mantık. Yani senin elinde propen var. Propene su katacaksın. Suyu hatırlıyorsanız hidrojen ve OH olarak ayrıştırıyorduk. Pi bağını açıyorsun. Hidrojeni az olana OH veriyorsun. Hidrojeni çok olana da hidrojen veriyorsun. Bu kadar. Katılmanın mantığı simetrikse ikiye böl. Pi bağını aç. Pi bağ yapan karbonlara eşit kat. Simetrik değilse pi bağ yapan karbonlardan hangisinin hidrojeni çoksa ona hidrojen bağla. Bu kadar basit. Hadi bakalım. Spor sırasında meydana gelen yaralanmaları sporcunun açığı hissetmemesi için soğutucuları orasını okudunuz. Soğutucu spreylerde en sık kullanılan gaz etil klorürdür. Hangisi sonucunda etil klorür elde edilir? C2H6 alkan. Halojenle herhangi bir katılma tepkimesi yok. O zaman buradan hiçbir ürün oluşmaz. Derseniz yanılırsınız çünkü halojenle alkanın yer değiştirmesi var. Hidrojen halojene, halojen hidrojenin yerine gider. C2H5Cl artı HCl. Etil klorür oluştu. C2H4 alken, azıcık kaydırayım sayfayı. Yani CH2. HCl katarsam bir tarafa CH3, diğer tarafa CH2Cl olur. Yani birine hidrojen bağladım, diğerine klor bağladım, simetrik. Yine etil klorür oluştu, olur. Peki üçüncü tepkime C2H4'e Cl2 katarsam ne olur? Bir klor buraya, bir klor buraya gelecek. Yani CH2Cl, CH2Cl oluşacak. Burada diklor etan oluştu. Hatta 1-2 diklor etan oluştu. O zaman 1-2 de etil klorür oluşur. 3 de diklor etan oluşur. Cevabımız 1 ve 2. Bu konuda yani alkenlere su katılması konusunda bolca hesaplama soruları da karşımıza geliyor kitaplarda. Yani sınavda son 10 yılda kaç tane hesaplama çıktı? Çok fazla çıkmamış. Sayısını hatırlamıyorum ama çok fazla yok. Organikten çok fazla hesaplama sormuyorlar ama ne yazık ki kimyada bunun garantisi yok. Yani sorulmaz diye bir şey diyemiyoruz. Şimdi alkene su katmışız. Artansız tepkime sonucu alkol elde edilmiş, alkenin formülü soruluyor. Arkadaşlar varsayılan olarak biz alkeni CnH2n, yani düz zincirlik tek pi bağlı alken varsayıyoruz. Diyen olabilir, sikloalken olabilir, CnH2n-2 uyabilir ama bunu deniyoruz olmazsa diğerine. Genelde bunu deniyoruz ve ışıklara bakıyorsun. Geneli CnH2n, o zaman CnH2n'dir diyorsun. Suyu kattın. Bak, bir organik hesaplama sorusunda organik bileşiğin genel formülüyle bu tepkimeyi yazdın mı soru biter. Yani CnH2n, CnH2n artı 2 gibi genel formülüyle tepkimeyi yazabilirsen biter. Şimdi yazdık. Katılma tepkimesi neydi? Suyu alıp olduğu gibi bileşiğin içine katıp birleştirip tek bileşik haline getiriyorduk değil mi? Hani HOH falan filan katıyorsun da kapalı formülde bunlar önemli değil. O zaman kapalı formülde bunu yazarken ne yazacağız? CnH2n'de iki tane hidrojen sudan geldi, bir tane de oksijen geldi. CnH2n artı 2 O'ya dönüştü. Yani hepsini birleştirdim. Soru diyor ki bu 8.4 gramken bu 3.6 gram. Bak soru bitti, gerisi kimyasal hesaplama. 3.6 gram su. 1 mol su 18 gramsa 3.6 gramı kaç moldür dersem 0,2 mol olarak karşıma gelir. E 1'e 1 olduğu için bu da 0,2 mol mü? 0,2 molü 8.4 gramsa 0,2 molü 8.4 gramsa 1 molü kaç gramdır dersem bu da 42 olarak karşıma gelir mi? Şimdi şıklardan bak hangisi 42? Evet. Bursa'nın B'si 42. Cevabımız da bu zaten. Bakalım sırada ne var? Başka sorumuz var mı? Oo, etilen ve propan karışımını. Bir karışım sorusu. Kimyadan, TYT'den hatırla. Karışım sorusunu nasıl çözüyordum? Tepkimeleri ayrı ayrı yazarak. Etilen yani alken C2H4. Propan yani alkan C3H8. Ne yapıyoruz? Hidrojenle doyuruyoruz. Hidrojenle doyuruyoruz. Bir alkene 1H2 katıyorduk. C2H6. Bir alkana 1H2 katıyorduk.
diyorsan bir kahve içti uyan. Alkan katılma tepkimesi vermez. O zaman 1 gram hidrojen kullanıyorsan H2 hani 2 ya. 1 mol 2 gram ya. 1 gramı 0,5 mol. 0,5 mol hidrojen kattıysan 0,5 mol de etilen var. Karışım toplam 1 moldü. O zaman 0,5 molü de propan. Karışım 2 mol olsaydı 1,5 molü propan olacaktı. Peki soru bize neyi soruyor? Hemen bakıyorum. Soru bana diyor ki propan kaç gramdır? Propan C3H8 hesaplarsam 1 molü 44, 0,5 molü 22 gram. Güzel mi? Devam hadi. Hadi devam. Etan ve etilen gazlarından oluşan 0,5 mol karışım. Artık biliyoruz. Etan katılma vermez. Artık uyandın değil mi? Sadece etilen katılma verir. Etilen alkendir, 1 pi bağ olduğu için 1 H2 katar. Dolayısıyla 4.48 litre, ki 1 molü 22.4 litre ise 4.48'i kaç mol dersen 0,2 mol. 0,2 mol H2 katmışsan 0,2 mol etilen var. 0,2 mol etilen varsa geri kalan 0,3 molü de etan. Etanın mol kesirini soruyor. Mol kesiri maddenin molü bölü toplam mol. 0,3 bölü 0,5'ten 0,6 çıktı etanın mol kesiri. Gördüğün gibi tepkimeyi yazabiliyorsan işin son derece kolay. Alkenlerin ikinci ve son tepkimesi yanlış hatırlamıyorsam polimerleşme. Polimerleşmede alkenin kendi kendine katılması diyebiliriz. Yani yine pi bağını var. Pi bağını açıyorsun. Bak geri kalana karışmıyorum. Pi bağını açtın. O nasıl açma? Öyle açılmaz. Pi bağını açtın. Bak şu bağlar olduğu gibi kaldı turuncuyla aldığım. Birer boş bağ oldu ya. Şunu da sağ ve sola yazayım. Bunu aynı eksenden kendine bağlıyorsun. Aynı eksenden olduğu gibi kendine bağladın. Tak tak. Oy oralarda karbon yok. Oralar boş. Tak tak tak. Anladın değil mi? Pi bağını aç. Aynı eksenden kendine bağla en tane. Bir sürü milyonlarca bağlıyorsun. Mesela bak örnek vereyim. Bak iyi izle. İyi izliyor musun? Gözlerini aç. Şimdi bu propen. Bak şunu yatay eksene alıyorsun. CH pi bağını açıyorsun. CH2. Geri kalan her şeyi yukarı aşağı attın. Şu CH3'ü aşağıya veya yukarıya atıyorsun. Şimdi bunun bir boş bağı, bunun bir boş bağı oldu mu? Bunu artık en tane kendine bağla. Bunun adı propendi. Bunun adı polipropen oldu. Bu kadar basit. Anlaştık mı? Şimdi şu ne? Efendim? Etilen. Bir hidrojenini sildik ne oldu? Etendi bu IUPAC adı. Etenil. Etenil değil mi? Etenilin diğer adı vinil. Klor bağladım. Vinil klor. Evet. Şimdi polimerleştiriyorum bak. Pi bağını sildim. Bir boş bağ burada oldu. Bundan en tane kendine bağladım. Ne oldu? Poli vinil klorür. Anlaştık mı? Hadi örnekler. Etilen çift bağ sildin kendi kendine bağladım poli etilen. Vinil klorür, poli vinil klorür. Tetrafluor etilen, poli tetrafluor etilen yani teflon. Oldu mu? Kendi kendine sürekli bağlıyorsun. Ne bu? Eten. Bir hidrojeni çıktı vinil. Vinil klorür. Polivinil klorür. Polimerleşme tepkimesi su çekme falan değil. Yani zaten şu an öyle bir tepkime adı yok organik kimyada bizim için. Şimdilik yok. İleride belki olur. Ne diyor? Hangileri alkenlerde pi bağı olduğu için gerçekleşen tepkimedir? Bakıyorum. Pi bağını sildim. Bir klor buraya, bir klor buraya kattım. Pi bağı olduğu için gerçekleşen tepkime. Tepkimeyi yanlış mı yazmış bu ya? Tepkimeyi yanlış yazmışlar arkadaşlar. CH2, CH, A. Burada yer değiştirme tepkimesi vermiş. Pi bağını silmemiş olmaz. Bu tepkime pi bağı olduğu için gerçekleşmemiş bak. Hidrojeni klorla, kloru hidrojenle yer değiştirmiş. Oo, üç kağıt yapmış bize. Bir bromu buraya, bir bromu buraya katmış. Katılma pi bağı olduğu için. Yanmanın pi bağı ile ilgisi yok. Polimerleşme, pi bağını açtık. Pi bağı olduğu için. O zaman 2 ve 4 pi bağı olduğu için gerçekleşen bir tepkime. Bakın bu tepkimede ürünü vermemiş olsa biz de oradan katacaktık. Burada ürünü vermiş ya. Bu ürün nasıl oluştu diye bakıyorum. Katılmayla oluşmamış. Yer değişmeyle oluşmuş.
Uyanık olacaksın ama ürünü vermezse sen direkt katacaksın. Sen yer değiştirme falan yapmayacaksın. Korkma yani. Senden hangi tepkimi oluyor diye sormaz. Alkenlerin kullanım üyesi, kullanım alanları. Alkenlerin ilk üyesi eten veya etilen olgunlaşma hormonudur arkadaşlar. Atalarımızın dediği üzüm üzüme baka baka kararır sözünün ispatıdır. İlk kararan üzüm olgunlaştığı için etilen hormonu salgılar. Çıkan etilen hormonu diğer üzümlerin dolgunlaşması, ondan çıkan diğer üzümlerin dolgunlaşmasını sağlar. Yani olgunlaşma üstel olarak gerçekleşir. İlk ayda bir tane, sonra 15 günde bir tane, sonra işte 7,5 günde üstel bir şekilde hızlıca olgunlaşır. Etilenin türevleri olan trikloreten ve tetrakloreten yağ çözmeden dolayı yaygın kullanılan kuru temizleme sıvılarıdır. Hangilerinin cisteran izomeri vardır diyor, konumuz bitti, 2-3 sorumuz var bakalım. Bakın şu klorlar birbirine göre trans oluyor. Bir istisnası yok. Bir sıkıntı yok. Şu hidrojenler cis oluyor. Trans olabilir. Ama kural neydi? Bir karbonda iki tane aynı grup varsa cis transı yoktu. Cevabımız 1 ve 2. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 2-3 dimetil 2 egzen. 2-3 dimetil 2 egzen. Önce bir 2 egzeni yazayım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2'de ikili bağ var, 6 karbonlu. Bir de 2'de metil var. Dikkat edin bak, hemen keşfettim. Metil, metil. Cis trans izomeri yoktur. Katılma verir. Bileşiğin nasıl olduğu beni ilgilendirmez geri kalanı. Pi bağ varsa katılma verir. Siklohegzan 6 karbonlu. Hegzen 6, 2 tane de metil de var. Bu 8 karbonlu. 8 karbonlu, 6 karbon birbirinin izomeri olmaz arkadaşlar. 1,8, 1,6 karbon cis trans da olmaz. Yapı da olmaz. Şey olsaydı, hegzan değil de siklo oktan olsaydı olurdu. Siklo alkanlı alken izomerdir ama önce bir karbon hidrojen sayısının aynı olması lazım. İzomerin ana başlığı bu. Karbon hidrojen sayısı aynı olan. Ve son sorumuz ustaya saygı kuşağı sorusu. En sevdiğim sanatçı kişiliğiyle, hayatıyla, şarkılarıyla en sevdiğim kişilerden biri Barış Manço'na adadığım Barış Manço'ya adadığım soru. Önce güzel bir alkış. Önce güzel bir alkış diyoruz. Rahmetle yad ediyoruz. Sonra son soruya geçiyoruz. Sorumuz diyor ki kimya öğretmeni Barış öğrencilerin alken tepkimeleri hakkındaki bilgisini ölçmek için mini sınav hazırlamış. Bu mini sınavda öğrencilere bir bileşiğin 5 farklı tepkimesini sormuş. Kopya çekilmemesi için sınavı 2 grup halinde hazırlamıştır. Sınavda Batıkan'ın yanında oturan Doğukan kağıtların farklı grup olduğuna dikkat etmemiş ve tüm soruların cevabını Batıkan'dan kopya çekmiştir. Batıkan 100 aldığına göre Doğukan kaç almıştır? Şimdi tepkimeleri denkleştirin diyor. Bu Batıkan'ın, bu Doğukan'ın olsun. Hangisini hangisine verdiğiniz önemli değil. Biri tam olarak cevapları doğru yapıyor. Diğeri de onun cevaplarının aynısını yazıyor. Hemen bakalım. Şimdi su kattık. Hidrojen birinciye, Markovnikov OH ikinciye gelecek. Bak, hidrojen birinciye, OH ikinciye geldiği için şöyle bir bileşik oluştu. Hidrojen kattık, dümdüz alkan oluştu. Klor kattık, birinciye klor, ikinciye klor geldi. HCl kattık, birinciye hidrojen, ikinciye klor geldi. Yaktık, karbondioksit, su. Su kattım. Simetrik bir bileşik. İstediğine hidrojeni, istediğine OH'ı bağla. Bak dikkat et. İkinci karbonda OH olan bileşik, ikinci karbonda OH olan bileşik. Aynı ürün çıktı. Hidrojen kattık, dümdüz alkan. Aynı ürün çıktı. Klor kattık, burada 2 ve 3'e klor bağlandı. Buradaysa 1 ve 2'ye klor bağlanmıştı. Farklı sonuç çıktı. HCl kattık. Klor yine ikinciye geldi. Simetrik ya. Fark etmiyor. Aynı bileşik. Yaktım karbondioksit su. Aynı bileşik. O zaman bir cevabı farklı bunların. Bu cevaplardan biri farklı olduğu için biri 100 aldıysa diğeri 80 almış oldu. Ustaya saygıyla alkenleri bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki konumuz kimyasal tepkimelerde entalpi. 11. sınıf konusu. Sonra 12 alkinler olacak ve organik bundan sonra hızlanacak. Buraya kadarı iyice kavramaya çalışın. Burayı iyice kavrarsan bundan sonraki hızlı 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 gidecek. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Unutmayın.